Sevgili çocuklar merhaba. Ben Adana Gündoğdu Okulları 4. sınıf öğretmeni Sabahat Tuhan. Bu Türkçe dersimizde yine sizlerle birlikte 5. temamız olan doğa ve evren temasının kaybolan cennet metnini işleyeceğiz. Önce hazırlık çalışmalarına bakalım. Hazırlık çalışmalarının birinci sorusu, nesli tükenen hayvanlar hakkında neler biliyorsunuz? Biliyorum çoğunuzun hayvanlara karşı ilgisi büyük. Bu nedenle birçok bilgiye sahipsiniz. Ben de şöyle kısa bir bilgi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsanlar bazı hayvanları kendi çıkarları için bilinçsizce avlamaları sonucu bazı hayvanların sayıları gittikçe azalıyor. Mesela pandalar, başaklar, leoparlar, alageyikler nesli tükenmekte olan hayvanlardan bazılarıdır. İkinci sorumuza bakalım. Hangi kuş türlerini tanıyorsunuz? Yine sizlerin birçok kuş türünü tanıdığını biliyorum. Ben de şunları yazdım. Papağan, muhabbet kuşu, serçe, kartal, şahin, baykuş, leylek, güvercin, penguen. Bunlardan bazıları. Şimdi birinci etkinliğimize geçelim. Birinci etkinliğimizde metnin başlığını ve görsellerini inceleyerek okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. Metnimizin adı gördüğünüz gibi Kaybolan Cennet. Görsellerde çeşitli kuşları görüyoruz. Bir sonraki sayfada yine bir kuş fotoğrafı var. Bunlar kuşlar da doğal dengenin unsurlarıdır. Büyük bir olasılıkla metnimizin konusu bu güzellikleri barındıran doğal güzelliklerin yok olması. Şu şekilde irdeleyebiliriz. Metinde ülkemizde cennet gibi güzelliğiyle meşhur olan fakat zaman geçtikçe olan doğal güzellikler anlatılıyor olabilir. Şimdi metnimizi okuyalım. Kaybolan cennet. Yok olan güzelliklerden, nesli tükenen kuşlardan ve hayvanlardan bahsedeceğim bugün sizlere çocuklar, dedi Bilge Dede. Ülkemizin her yerinde hayvanların yaşamasına müsait, kuşların özellikle göçmen kuşların konaklamasına müsait, eşi benzeri olmayan yerler var. Bunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kuşlarla ilgili yıllar önce araştırma yapan yazar ve bilim adamlarımızdan biri de Salih Acar'dır. 1971 yılında yaptığı bir gezi ile ülkemiz ve bütün dünya için önemli olan bir yeri keşfetmiştir. Salih Acar bakın şöyle anlatıyor gördüklerini. Küçük motorun içinde 4 kişiydik. Ben, eşim, rehberimiz, bir de ihtiyar motorcu. Kapalı bir havada Sığırcıköy kıyısından hareket etmiş, Manyas Gölü'nün güneyine doğru yol alıyorduk. Domuzburnu önlerine geldiğimizde birden hava karardı. Aynı anda göl sularının bir okyanus gibi kabarmaya başladığını gördük. Küçük teknemiz fındık kabuğuna dönmüştü. Dalgaların üzerinde bir o tarafa bir bu tarafa sallanıyordu. Söğütlükte ilerledikçe şaşkınlığımız artıyordu. Sanki dünyanın bütün kuşları bizi karşılamaya gelmişti. Gökyüzü çeşitli balıkçılar, karabataklar ile bulut bulut olmuştu. Hepsinden önemlisi siyah gözleri üzerine ışık vurdukça rengarenk parlayan ibişlere rastlamış olmamızdı. Çünkü eski Mısır'da mukaddes sayılan ibişleri ilk defa görüyor ve yuvalarının yerini keşfediyorduk. Motorumuz söğütlüğün içinde sessizce ilerliyor, arada sırada bir dala takılarak duruyordu.
Biz de yuvalarından dikkatle çıkardığımız yavru balıkçıların ayaklarına Türkiye markası takıyorduk. Söğütlüğün dibine gelip de adaya çıkınca kendimizi balta girmemiş bir ormanın içinde bulduk. İçerilere doğru ilerliyorduk. Bir ara alçakça kurulmuş bir balıkçı kuşu yuvası gördük. Oysa anneleri yanlarında olduğundan yuvalarını markalamak mümkün olmadı. Hiç olmazsa fotoğraflarını çekmemiz gerekiyordu. Makinemizi hazırladığım sırada ayaklarıma bir şeyin süründüğünü hissettim. Meğer bir yılan yuvasına basmışım. Yılanlar ağacın dibine yuvalanmış, ağacın dallarına ise balıkçı kuşu yuva kurmuştu. Belki de anne yılanları gördüğü için yavrularını kanadının altına almıştı. İşte Manyas Gölü'ndeki Kuş Cenneti Milli Parkı'ndan sonra şimdiye kadar hiç kimsenin haberdar olmadığı kabadayısı kuş yuvalarını böyle keşfettik. Ülkemizin görülmeye değer cennet köşelerinden biriydi bu Kuş Cenneti Milli Parkı. Ya şimdi arkadaşlar, ya şimdi. İnanılmaz bir şekilde yok olan, geliştirilmeyen, suları kirlenen ve azalan, kuşları kalmayan, adeta yok olan bir yer haline geldi. Bu umursamazlık devam ederse, insanlar kendi topraklarına sahip çıkmazlarsa, her yer bozkıra dönecek. Unutmayalım ki biz dünyayı çocuklarımızdan emanet aldık. Mehmet Dağıstanlı kısaltılmıştır. Mehmet Dağıstanlı'nın yazdığı bu metin daha uzun bir metinmiş. Kısaltılarak buraya alınmış. Zaten önceki sayfalarda parantez içlerinde üç noktaları görmüştük. Parantez içindeki üç noktanın anlamı o bölümlerde başka anlatımlarda var ancak çıkarıldı anlamına geliyor. İkinci etkinliğimize bakıyoruz. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz. Tahminlerinizi kendiniz yazacaksınız çocuklar. Sonra gerçek anlamlarıyla tahminlerinizi karşılaştıracaksınız. Birinci kelimemiz nesil. Anlamı yaklaşık 25-30 yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği kuşak. Cümlem yeni nesil teknolojiyle iç içe olduğundan sokakta oynanan oyunlar yok oluyor. Müsait, uygun, elverişli. Cümlem üzerimi değiştirebilmek için odanın müsait olmasını bekledim. Mukaddes anlamı güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken kutsal. Cümlem tatilde İstanbul'daki mukaddes yerleri ziyaret ettik. Alem. Dünya, cihan. Yani alemin eş anlamlısı dünya veya cihan. Cümlem alemde annem kadar güzel bir varlık olduğunu sanmıyorum. Bozkır anlamı otsu bitkilerden oluşan sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alan step. Cümlem İç Anadolu bölgesi bozkırlarla kaplıdır. Üçüncü etkinliğimizde metinle ilgili soruları cevaplayacağız. Çocuklar metinle ilgili soruları cevaplarken sık sık metne dönüp bakmamız gerektiğini asla unutmuyoruz. Birinci sorumuz, Bilge Dede çocuklara nelerden bahsediyor? Bilge Dede çocuklara yok olan güzelliklerden, nesli tükenen kuşlardan ve hayvanlardan bahsediyor. İkinci sorumuz, Saliha Car ve ekibi hangi kuş yuvalarını keşfediyorlar? Salih Acar ve ekibi balıkçıl, karabatak, ibişlerin yuvalarını keşfediyorlar.
Salih Acar ve ekibi kuşları bulunca ne yapıyorlar? Salih Acar ve ekibi kuşları bulunca kuşların ayaklarına Türkiye markası takıyorlar. Dördüncü sorumuz, insanlar topraklarına sahip çıkmazlarsa ne olur? İnsanlar topraklarına sahip çıkmazlarsa her yer bozkıra dönüp yaşanmaz bir hale gelir. Şimdi dördüncü etkinliğimizdeyiz. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz. Konusu Manyas'taki kuş yuvalarının keşfi. Ana fikir, insanlar topraklarına sahip çıkıp korumazsa bir gün bu topraklar bozkıra dönüşüp hem insanlar hem de diğer canlılar için yaşanmaz bir hale gelebilir. Beşinci etkinliğimiz, metni koyu yazılı kelimeleri dikkate alarak tekrar okuyunuz. Bu kelimeler anlatılanların daha iyi anlaşılmasını sağlamış mı açıklayınız. Bu kelimelerin ikisini birer cümlede kullanınız. Çocuklar meğer, için, çünkü gibi sözcükler metinde koyu renkle yazılmış. Anlamı güçlendiren bu ifadeler metnin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Örneklerimiz, arkadaşlarımı çok seviyorum çünkü onlarla iyi vakit geçiriyorum. Şimdi arkadaşlarını çok sevdiğini açıklamış, bir de neden sevdiğini, nedenini açıklamış. Kardeşim çok ağlıyordu. Meğer arkadaşı saçını çekmiş. Bakın burada meğerden sonra kardeşinin ağlama nedenini açıklıyor. Yani daha iyi anlaşılmasını sağlıyor anlatılanların. Metinde geçen bir neden sonuç cümlesi yazınız demiş. Belki de anne yılanları gördüğü için yavrularını kanadının altına almıştı. Metindeki görseller dünyamız ve kuşlarla ilgili neler düşündürüyor? Çocuklar, benim aklıma gelenleri kısaca şöyle düşündüm ben. Kuşlar özgürlüğü temsil eder. Onların yaşam alanlarının yok edilmesi, nesillerinin tükenmesine ve özgürlüklerinin kısıtlanması anlamına gelir. Metinde dünyamızla ilgili sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz demiş. Çocuklar, suların kirlenmesi olabilir. Suların kirlenmemesi için çözümümüz fabrika atıkları sulara bırakılmamaları, insanlar sulara çöplerini atmamalılar. Çevre kirliliğinin yol açtığı zararları sınıfça konuşunuz demiş. Elbette ki bu konuyla ilgili sizin de fikirleriniz vardır ve sınıfta bunları öğretmeninizle paylaşabilirsiniz. Ben kısaca şöyle düşündüm. Çevre kirliliği canlı yaşamını büyük bir tehlikeye sokmaktadır. Çevre kirliliği yüzünden insanlar hasta olmakta, bazı canlılar ölmektedir. Şimdi 10. etkinliğimize geldik. İki noktanın kullanıldığı yerleri daha önce öğrenmiştiniz. İki nokta işaretinin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz. Birinci kullanım alanı, kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonunda kullanılır. Bu bölgede iki bitki türü daha çok görülür. Böğürtlen ve yaban mersini. Çocuklar, burada şunu asla unutmayalım. Eğer örnek verilen varlıklar kelimelerden oluşuyorsa baş harfleri küçük yazılır. Eğer bir açıklamaya örnek verilecekse, cümle olacaksa, o zaman iki nokta üst üsteden sonra büyük harfle başlarız. İki, karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. Astronot cevap verdi.
iki nokta üst üste, sonra konuşma, burası büyüleyici. Üçüncü kullanım alanı genel ağ adreslerinde kullanılır. Burada gördüğünüz gibi HTTP kısaltmasından sonra iki nokta üst üste kullanılmış. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 56 bölü 8 eşittir 7. Buradaki iki nokta bölme işareti anlamında kullanılmış. Siz de iki nokta işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Kitapçıdan ihtiyaçlarımı aldım. Kalem, defter, cetvel. Öğretmenim arkadaşımı uyardı. İki nokta üst üste okumanı düzeltmek için çok okumalısın. 125 iki nokta 5 eşittir 25. Yani 125 bölü 5 eşittir 25. On birinci etkinlikte görselle ilgili soruları cevaplayınız demiş. Görseli inceliyoruz. Görseldeki çocuk yangını görünce ne yapmıştır? Çocuk yangını görünce itfaiyeyi aramıştır. İkinci sorumuza bakıyoruz. Görselde yangına karşı ne tür güvenlik tedbirleri alınmıştır? İnsanlar uzaklaştırılmış, özel kıyafetler giyilmiş. Görseldeki logoların anlamlarını yazınız. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şuradaki logoyu sormuş bize. Bir de yukarıda Alo 177 var. Yangın ihbar telefonu. Şimdi son etkinliğimize geçiyoruz. Şiiri kendi yazı stilinize göre yazınız. Şiirinizi görsellerle zenginleştirebilirsiniz. Evet çocuklar, yazı yazarken büyük harflerin, uzun boylu harflerin aynı büyüklükte olmasına, kısa boylu harflerin yine aynı büyüklükte olmasına, kuyruklu harflerin aynı büyüklükte olmasına dikkat ederek kendi yazı stilinizle şu şiiri burada belirtilen alana yazmanız gerekiyor. Denizin büyüsü. Bulunmaz sanırdım gökyüzünden büyüğü, güvercinden özgürü. Olmaz sanırdım ağaçlardan güzeli, çiçeklerden renklisi. Oysa denizin altında gökkuşağından da büyülü, en renkli masalların öyküsü, Aytül Akal, Mavisel Yener. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum sizlere.